Değerli vatandaşlarım, fındığın verimini artırmak için öncelikle fındığa iyi bir bakım, küpreleme ve ayıtlama gerekiyor. Ayıtlamak için öncelikle fıçaklarını, ince fıçağını almak gerekiyor. Fıçağı alırken diğer bırakacak olduğun kalemleri yaralamaman gerekiyor. Yaraladığında verim düşer. Beslenme seni engellemiş olursun. Onun için buna dikkat et gerekiyor. Ve aynı zamanda bu ocağın ortasını açmalı ve ocağın ortasına güneş vurması gerekiyor. Verimi artırmak için güneş ocağın ortasına vurması gerekiyor. Ve dalları, verimli olan genç dalları bırakmalı. Verim almak için dalların uçlarını kesmek, budamak gerekir. Osman amca, bu işlem hangi aylarda yapılmalı? Bu işlemi dallarda yaprak olduğu zaman yapmak gerekir. 10. 11. aylarda da gerekir. Çünkü yapraklı olduğu zaman dallar birbirine verim, hangi dalın daha yüzünde verim olduğunu görmen mümkün olur. Yaprak döküldüğünde dalların arasındaki mesafeyi tahmin etmen zor olur. Ama yapraklı olduğunda dalların birbirine değmiş olduğunu görürsün. Dallar da yaprakta olduğundan dolayı daha net görüp dalı uygun şekilde alman mümkün olur. Mesela bu ocakta kesileni nasıl ayırt ediyoruz Osman amca? Kesileni bir dal diğer dalın üzerine. Bak şimdi mesela şuraya gel bak. Bak şu dal bu dalı yaralıyor. Evet, yarayı şöyle gösterelim. Yaralıyor bak. Şimdi burada bu genç dal. Yarayı gördünüz aşağıda. Genç dalı bırakacaksın. Yaşlı dalı, bu yaşlı dalı bu aradan alacaksın. Evet. Ocak rahatlayacak. Dallar birbirinin üzerinde olmayacak. Dalların yüzü şemsiye gibi yaygın olması gerekiyor. Açık olması gerekiyor. Evet. Bir avuç gibi, şamar boyu gibi. Evet. Mesela bu ocağın var. Bu ocakta alınacak olan bu dal, bu dal alınması gerekiyor. Neden Osman amca? Çünkü bu dal alt tarafı ocağa mani oluyor. Evet arkadaşlar. Alt tarafı ocaktaki genç dalları, şu genç dalların üstünü bir kapatmış oluyor. Evet. Bak, bu dalında, bu dalı da buradan çırptı, kesti. Bu dal ocağın ortasına geldiği için bunun da burasını almış oldu. Evet. Peki bunu yaparken Osman amca sadece bıçak mı kullanıyoruz yoksa kerenti de var mı? Bıçak, kerendi, bunun kutupsuz olanı nacak, grebi, yöresel olarak değişik onu bir göster arkadaşlara tam olarak. Bu fındık bıçağı, fıçak bıçağı deniyor. Küçük ince dişli olarak bunlarla ince fıçakları bununla beraber bu fıçaklar alınır. Bununla beraber daha kalın dallar, bu dallar alınır. Küçüğü için arkadaşlar küçük dallar. Evet. Ama büyüğü işte bak, için büyük bak, dallar. Bak ne işte bak şimdi. Ha. Çok yukarıdan mı aşağıdan mı Osman amca? Sıfır derece. Sıfıra. Mesela bir tane yanlış kes Osman amca. Yanlış bir tane kesim yap. Arkadaşlar mesela bu yüzü yanlış kesin. Bunu böyle yaparsak Osman amca ne olur? Çünkü geriye şey yapar. Çıkan ebir dalları mani olur. Ve funduğun tipi güzel görünmez. Evet. Göze yaptığın iş göze de hitap etmesi gerekiyor. Göze ve gönüle hitap etmesi gerekiyor. Peki gübreleme yaparken Osman amca neye dikkat edeceğiz? Gübreleme fındığın dal boyuna, dalın ucuna kadar fındık kökten 1 metre, 1,5 metreye kadar kök gittiği için o 1,5 metre, ocağın 1,5 metre etrafını gübrelemek gerekiyor. Evet. Burada yabancı dalları bırakırsak verim düşüyor mu Osman amca? Verim düşer fakat burada bir suya dikkat etmek gerekiyor. Yaban fındığı dediğimiz göllemeyi sağlamak için. Yaban fındığı arkadaşlar şu arkada gösterdiğimiz Osman amca değil mi?
Bu yaban fındığı arkadaşlar. Bu yaban fındığı. Ehil fındıklar zaten belli. Babamı zaten görüyorsunuz. O dönüm içerisinde dönümüne 1 Ocak, 2 Ocak olması gerekir. O aşılamada çiçeğe döllemede yarıyor. Evet, yani yaban diye arkadaşlar görüyorsunuz, kesip atmıyoruz. Yani dönümde 1 Ocak falan bırakıyoruz. 2 Ocak. Büyük. En aşağı 2 Ocak olması. En aşağı 2 Ocak diyor. Döllemeyi daha rahat yapsın. Verimin artmasını gerektiriyor. Evet. Ortalama Osman amca 1 hektar, yani bir dönüm arazide ne kadar fındık çıkıyor? Bizim yörede Karadeniz bölgesinde 150-160 kilo. Fakat bu bazı yerlerde Atapazarı, İzmit, Atapazarı, Sakarya yöresinde 250 kiloyu geçtiğini söylüyorlar. Fakat bizim Trabzon, Bakfıgebir, Beşiktaş'ı şurasına alan 150-160 kilo yağlı fındık çıkıyor. Evet arkadaşlar, bu bulunduğumuz yerde bizim kendi yerimiz. Bilgin motorun yeri var. Buradan da 90-100 kilo karşılıklı alınıyor. Bulunduğumuz yer 11 dönüm arkadaşlar. Kendi fındık aradığımız. Alman orada. Sahilden, deniz seviyesinden 5 kilometre yükseklikte, rakım olarak da 350-400 metre. Şu an o mesafedeyiz. Mesela babam orada yabancı şeyleri kesiyor arkadaşlar. Yabancı ağaçları. Kapulu. Kapula geçti. Evet arkadaşlar. Osman amcam size saygıları var. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyor kendileri. Teşekkür ediyorum. Şimdilik Mehmet amcam. Arkadaşlar 11 dönüm fındık arasını bitirdik. Bir şey yok anda. Bugün sabah saat 9'dan şu an saat 4.30 oldu. Bitti arkadaşlar ve gidiyoruz.
Herkese selamlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.